spor yaralanmaları, genelde ayak bileği burkulmaları, diz travmaları ve adale yaralanmaları şeklinde karşımıza çıkıyor. Genelde de futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ya da dışarıda amatör top oynayan insanların çoğunda ayak bileği yaralanması şeklinde karşımıza çıkıyor. Tabii ayak bileği yaralanmalarını genelde insanlar basite alıyorlar. Ya kendileri tedavi ediyorlar ya da ideal tedavi dışındaki yaklaşımlarla tedavi ediliyorlar. Bu çok doğru bir şey değil. Ayak bileği travmaları çok önemli travmalar. Çünkü ayak bileği travmaları sadece bir doku travması değil. Beraberinde o bölgedeki bağlar, kıkırdak hasar görebilir. O nedenle ayak bileği travmalarında mevcut hastalığın daha sonra kalıcı olmaması, ileride sorun yaşamaması. Çünkü ayak bileği burkulmalarından sonra o bölgedeki bağlar gevşek, laks kalıyor. Ondan sonra en ufak bir şeyde ayak bileği dönüyor hastanın. O nedenle ciddi ve doğru tedavi olması gerekiyor ki daha sonra hastalarımızda bu problem tekerrür etmesin. O nedenle ayak bileği burkulması olan hastalarımızın bir hekime başvurmaları ve o ayak bileği travmalarını doğru şekilde tedavi ettirmeleri gerekiyor. Biz genelde hastaların durumuna göre bir hafta 10 gün bir geçici atel uygulaması yapıyoruz. Daha sonra da takiben uygun ayak bileklikleri var. Onları veriyoruz. Gerekirse bir egzersiz programıyla ayak bileğini güçlendiriyoruz. Diz için de yine futbolcularda, amatör top oynayanlarda, basketbol, voleybolcu kardeşlerimizde yine sık görülüyor. Diz travmaları da karşımıza ön çapraz bağ, iç yan bağ, dış yan bağ travması ya da menisküs yırtıkları şeklinde geliyor. Bunlarda da ilgili hekime başvurup hastalık kronik hale gelmeden önceden doğru bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü artık günümüzde artroskopi dediğimiz kapalı cerrahi yöntemle en üst düzeyde teknolojik olarak menisküs yırtıklarını, ön çapraz bağ yırtıklarını cerrahi olarak hastanın yaşına ve durumuna uygun olarak yapabiliyoruz. İç yan bağ, dış yan bağları da genelde ameliyatsız yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Önemli olan hastanın zamanında hekime başvurabilmesi. Bunun dışında adale travmaları da görebiliyoruz hastalarımızda. Adale travmalarını genelde ilaç tedavisiyle, uygun bandajlama ve benzeri yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Ama bazen bu tedaviler üstün körü geçiliyor. Bu sefer hasta da kronik adale problemleri oluşuyor. Spor yapıyorsa sporundan geri kalıyor. İyileşmeyi de daha sonra sorunlu hale getiriyor. İlk bize geldiğinde yapılacak tedaviyle hallolacak bir sorunu halledilmez bir hale getiriyor.